Merhaba çok değerli futbol severler. Bugün yine sağdan maçın hikayesi videosuyla beraberiz. Öncelikle kanalıma abone olmayı ve yorumlar yapmayı, videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Ondan sonrasında da Ali Bekirspor, Esenler Erikspor maçı ile ilgili bilgileri vermeye başlayacağım. Bugün yine Ali Bekir stadındayız. 3. lig 2. grup ekiplerinden Ali Bekirspor, Esenler Erikspor'u konuk edecek ligin 7. haftasında. Esenler Erikspor 9 puanla 7. sırada bulunuyor. Ali Bekirspor ise puanı 6, 12. sırada. Bugün hava hafif serin, biraz rüzgar var ama güzel bir maç olacağını umuyoruz. Şöyle bir kadrolara bakarsak ev sahibi Ali Bekirspor'un kadrosu, teknik direktörlüğü Önder Deniz Kolgu yapıyor. Kalede Erhan Kırcı, Ufuk Arslan, Mert Somay, Metehan Mimaroğlu, Bünyamin Balat, Hasan Üstübücü, Emre Günay Eres, Aras, Suat Mede, Mustafa Çağlar, Mücahit Çakır, Mustafa Cevret ilk 11 ile çıkacak. Yedeklerde ise Hamdi Yılmaz, Veysel Gökçen, Taşkın Gökçe, Selim Gödebil, Kerim Deler, Yağız Anbiber, Şahin Ali Terzi olacak. Konuk ekip Esenler Erikspor'da ise teknik direktör Zafer Turan. İlk 11'e baktığımızda kalede Mehmet Doğan var. Yusuf Orhan, Efecan, Çölbekler, Berat Satılmış, Ahmet Güven, Serhat Yazgan, Erhan Karayer, Şeyhmuz Abdülkadir Aksu, Melih Kabasakal, Engin Berk, Nebioğlu, Halil Çelik ilk 11 ile sahada olacaklar. Yedeklerde ise Özgün, Ali Köklü, Sinan Morgil, Hayrullah Çelik, Cihan Yıldız, Şahin Fıstıkçı, Sefa Durmuş, Emre Keskin olacak. Esenler Erikspor lige Adıyaman mağlubiyetiyle başladıktan sonra son 5 haftada mağlubiyet almadı. Bu maçlarda 2 galibiyeti, 4 beraberliği var. Ali Beköy'e gelince Ali Bekirspor 2 deplasman mağlubiyeti var. İçeride geçen hafta lider Düzcespor'u mağlup ederek ilk galibiyetini aldı ve 6 puanı var. İnşallah iyi bir maç olur. Maçtan videolarla, maçtan devre arasında taraftarlarla, maçtan sonra da futbolcularla ve yöneticilerle röportajlar yapmaya çalışacağım. Ali Beyköy'de dakika 25 oldu. 0-0 eşitlik devam ediyor. Maç ortada diyebiliriz. İki takım da kanatları kullanmaya çalışıyor. Ama henüz net bir pozisyon olmadı. Şöyle tribünlerden de biraz görüntü verelim. Bugün tabi cumartesi olması, geçen hafta da cumartesi günüydü. Tribünler normalde tıklım tıklım olmasına rağmen cumartesi olunca biraz az da olsa bir eksiklik oluyor tribünlerde. Tabi cumartesi normalde mesai saati olduğu için birçok taraftar çalıştığı için maça gelemeyebiliyor. Şöyle kalenin hemen arkasında Erikspor tribününü görüyorsunuz ufak bölümde. Maç ortada gibi dediğimiz gibi ve açıkçası pek keyif vermeyen bir maç görüntüsünde. Şimdi Erikspor atağında gol oldu. Sol kanattan orta yapıldı. Arka kale direğinde Erikspor golü attı. Şimdi dakika 26 oldu. Ali Bekirspor 0, Erikspor 1. Ali Beyköy'de dakika 38 oldu. 10 dakika önce Erikspor golü buldu. Sol kanattan gelişen atakta Halil Çelik arka direkte vurdu, gol oldu. Şimdi Ali Bekirspor serbest vuruş kazandı. Sol kanattan serbest vuruş kullandı. Defans uzaklaştırdı. Atak tazeleyecek Ali Bekirspor. Hatalı bir pas oldu ve out oldu. Evet, maç vasat bir şekilde devam ederken sol kanattan gelişen Erikspor atağında gol oldu. Şimdi dakika 39. Ali Bekirspor 0, Esenler Erikspor 1. Ali Beyköy'de dakika
44 oldu, penaltı oldu. 45. dakikaya girerken Hasan Üstümücü sağ kanattan zorladı ve penaltı oldu düşürülünce. Hakem tereddüt bile etmedi, direkt olarak penaltı noktasını gösterdi. Şimdi topun başında Mert Somay penaltı açını kullanacak. Mert topun üzerine geliyor. Mert şutunu çekti ve gol. Ali Bekirspor 45. dakikada 1-1 yaptı skoru. Gol Mert Somay. Ali Beyköy'deyiz. Dakika 45. Ali Bekirspor 1, Esenler Erokspor 1. Evet, ilk devre bitti Ali Beyköy'de. Ali Bekirspor Erokspor'u konuk ediyor. 1-1 devre oldu. Şimdi Erokspor tribünlerindeyiz. Evet. Abi isim neydi? Hüseyin Nebioğlu. Hüseyin abi ilk devre sona erdi. 1-0 öne geçmişti Erokspor. Penaltıdan 1-1 yaptı Ali Bekirspor. Maçı bir değerlendirirsen neler söylersin? Maçı şöyle değerlendirebiliriz. Sahanın normal saha olmaması. Normal çocukların yani oynadığı futbolca bence normal. 1-1 bitmesi, hem de üstelik de deplasmanda oynuyorlar. Saha çok elverişsiz. Bu sahada yani bu futbolun 22 kişinin bu sahada böyle top oynaması bence normal değil yani. Zemin kötü diyorsun tabii yani. Tabii çok kötü zemin. Böyle bir zeminde o böyle zaman bir sahada oyunu da değerlendiremeyiz diyorsun tabii, bu durum, öyle mi? Bir de rüzgar var. Rüzgar evet. Ters yönden de şu anda Erok'un aleyhine esiyor. İkinci devre o zaman lehine esecek. İnşallah daha güzel olacak. Daha iyi sonuçlar alacaklarını çocuklarına inanıyorum. Başarılar bekliyoruz onlardan. Peki Hüseyin abi, teşekkür ederim. Çok sağ ol, teşekkür ederim. Biz de sizlere. Şimdi de Ali Beyköy tribünlerindeyiz. Yanımızda Serdar Esti var Ali Beyköy tribünlerinden. Evet Serdar abi, ilk yarıyı değerlendirirsen neler söyleyeceksin? Vallahi Düzce maçına bakarak ilk yarı Ali Beyköy'ü çok etkili görmedim diğer maçlara oranla. Erok daha oturmuş takım görüntüsü verdi. Özellikle ilk 30-35 dakika. Golden sonra biraz hareketlenme var. Kanatlarımız çok iyi işliyor. Top bir türlü ceza sahası içine girmedi. Biraz orta sahayı çok rahat hareket ettiriyoruz. Normalde orta sahada iyi adamlar olmasına rağmen daha ileriye yönük oynuyor orta saha adamlar. Biraz pres eksikliği var. Orta sahadan çok hızlı geçiyor şey. Erokspor tecrübeli adamları da var. Çok tehlikeli geldiler. Ama son 10 dakika biraz toparlanma gördüm takımda. İnşallah ikinci yarı daha iyi olacağını tahmin ediyorum. Serdar abi, dediğin gibi bugün ben de ilk defa Ali Bekir'i bu kadar tutuk gördüm. O biraz da rakibin de oyun yapısıyla ilgili bir şey belki, ama bir de şey dikkatimi çekti. Yani korner herhalde bir defa mı ne korner oldu. Aynen öyle. Ali Bekir açısından. Dolayısıyla Ali Bekir Spor'da duran toplarda çok iyi. Bugün kanatlardan yine gitmeye çalışıyor. Hasan'ın ceza sahasına girmesiyle penaltı oldu. Mert Somay da ilk golünü attı bu arada bu sezon. Evet, penaltıdan oldu. Mert, yani millet tabii gol bekliyor ama bana sorarsan golün dışında da çok etkili bir forvet oyuncusu esasında. Rahatsız ediyor defansı. Yalnız bir şanssızlığı var. Biraz daha top gelmesi lazım. Biraz daha beslenmesi lazım. Mete çok iyi gidiyor ama bir türlü top çıkmadı. Biraz da şanssızlık da var. İki kanatta top sokmaya çalıştı. Olmadı. Adamların ayağına çarptı vesaire. Ama ikinci yarı inşallah daha iyi olur. Daha etkili olmamız gerekiyor. Bizim takım ikinci yarı daha etkili olabiliyor. İnşallah iyi olur. Bakalım. Oyuncu değişikliği bekliyor musun Deniz Hoca'dan? Ya bekliyorum bir orta sahada bilmiyorum ne gibi bir değişiklik yapar ama zannetmiyorum ilk etapta yapacağını. Çünkü etkili adamların ilk maçlarda, son maçtaki etkili adamların hepsi oynuyor. Belki bir şey girebilir, Selim olabilir. Biraz daha hareketlenecek, içeri topu sokacak. Belki şeyin yanına bir adam olabilir. Mert Soma'nın yanına biri olabilir. Bakalım. İyi olacak inşallah ama bakalım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kolay gelsin. Dakika 74. 1-1 eşitlik devam ediyor. Şimdi Berat Satılmış tabi serbest vuruş kullanacak konuk ekip Erokspor. Kerim Deler'in müdahalesine faul dedi hakem. Şimdi Berat Satılmış serbest vuruşu kullanacak. Berat vurdu, direkt barajdan döndü, sonrasında tekrar Berat vurdu, top avuta çıktı. Evet, 74. dakikayı da tamamladık. İkinci devre Erokspor daha iyi gibi gözüküyor. Ali Bekirspor'da Safa Çağlar sakatlanarak
oyunu terk etmek zorunda kaldı. Maçta her an her şey olabilecek gibi gözüküyor. Hasan Üstübücü kenardan yine etkili geliyor. 75. dakika ile bitirdik. Ali Bekir Stadında Ali Bekir Spor 1, Erok Spor 1. 90+2 oldu Ali Bekir'de. 1-1 eşitlik süre serbest vuruş olarak kullandı. Erhan Kurucu vurdu ama öncesinde offside bayrağı kalktı. Yani hakem tarafından bayrağı kaldırıldı. Evet, heyecan dorukta Ali Bekir Spor baskısını artırdı. Son 3 dakikadır Ali Bekir Spor büyük baskı kurdu. Erok Spor ceza sahasında Hasan Üstülücü, Mert Somay, Metehan yaklaşık 2 dakika önce müthiş bir orta yaptı Hasan Üstülücü. Mert Somay harika bir kafa vurdu ama kaleci tam köşeden aldı. Ali Bekir atağa devam ediyor. Hasan Üstülücü sol kanata geldi. Sol kanattan ortasını yapacak ceza sahasında Mert Somay ve Metehan vardı. Evet, şimdi müdahale geldi ve taç oldu. Evet, artık son saniyeler. Selim Gödebil kullanacak taç atışını. Kaleci Erhan da orta sahaya kadar neredeyse geldi. Evet, Selim Gödebil orta yapma şansı arıyor. 3 kişi birden kapattı. Kaybetti topu. Kerim Neler müdahale etmeye çalıştı. Şimdi Erok Spor hızlı çıkmaya çalışacak. Halil pasını verdi. Kaleci Erhan'ın kontrolünde top out'a çıktı. Evet, skor geliyor yine. +5 de bitti. 1-1 eşitlik sürüyor. Son atak olacak. İlk yarıda geldi goller. Halil ve Mert'ten geldi goller. Şimdi son atak belki de direkt avuta gitti korner atışı. Yara Satılmış'ın korneri direkt avuta gitti. Maçın bitmesini bekliyor bütün herkes. Erhan avut atışını kullandı. 5 dakika uzatma gösterilmişti. 5 dakikada doldu esasında ama oyun devam ediyor. Metehan yetişti sağ kanatta topa, belki de son atak. Defans sıkıştırdı. Taç oldu. Şahin Ali araya girmeye çalıştı ve maç bitti. Ali Beyköy'de Ali Beyköy Spor 1, Esenler Erok Spor 1. Evet, bugün de sahadan maçın hikayesi videosunu bitirdik. Ali Beyköy Stadı'ndaydık. Ali Beyköy Spor Esenler Erok Spor'u konuk etti. Mücadele ilk devre atılan gollerle 1-1 eşitlikte sona erdi. 28. dakikada Halil Erok Spor'u, konuk Erok Spor'u 1-0'a geçirmişti. 45. dakikada Mert Somay penaltıdan 1-1 eşitliği yakaladı. İkinci devrede oyun her iki takıma da döndü diyebiliriz. İki tarafında baskılı olduğu taraflar zamanlar vardı. Ali Bekir Spor özellikle uzatmalarla beraber son 15 dakikayı müthiş oynadı. Hasan Üstübücü ile Mert Somay ile Metehan ile pozisyonlar buldu. Şahin Ali de zaman zaman ceza sahasına girdi. Bir topta müthiş bir kafa vuruşu yaptı Mert Somay. Kaleci son anda köşeden çıkardı ve mücadele 1-1 eşitlikte sona erdi. Bir başka maçın, sağdan maçın hikayesi videosunda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir başka yayında görüşmek üzere, hoşça kalın.